Herkese merhaba. Emeklilerin maaşları ile son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emekli maaşlarının artması için çok önemli bir adım atıldı. Türkiye Emekliler Derneği, TÜED, Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini ve öte yandan tüm işçi emeklileri dol ve yetimleri derneği genel başkanı satılmış da emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesi gerektiğini söylemişti. Ergün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran'ın hem bir anma hem de emeklilerin sorun ve taleplerinin gündeme getirildiği emekliler günü olarak kutlandığını belirtti. Emeklilerin geçmişte işçi, memur, çiftçi ve esnaf olarak ülke için fedakarca ter akıttığını ve akıtmaya da devam ettiğini vurgulayan Ergün. Emeklilerin ülkenin büyümesi kalkınması ve refah seviyesinin artmasında emeği bulunan başlıca kesim olduğunu dile getirdi. 13 milyon civarında emekli ve hak sahibinin ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çeken Ergün şöyle konuştu, TÜED olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ergün, karşılanan taleplerine rağmen milyonlarca emeklinin hala çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu ifade etti. Kazım Ergün, emeklilerin temel taleplerinin gelirlerinin artması yönünde olduğunu söyledi. Mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmenin tüm emeklilerin en doğal hakkı olduğunu belirten Ergün şunları kaydetti. Ülkemizin büyüyüp kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, söz konusu gün kapsamındaki etkinliklere, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e yarın gerçekleştirecekleri ziyarette başlayacaklarını söyledi, çalışkan. Emeklilerin yıllarca çalışarak birim ödediğini ve ülkenin gelişip kalkınmasına büyük katkı yaptığını belirterek, emeklilere ekonomik ve sosyal olanaklar sunmanın hak ettikleri. Onurlu yaşamı sağlamanın iktidarların en önemli görevi olduğunu dile getirdi. Emeklilerin mağduriyetler yaşadığını savunan çalışkan, emeklilere sendikalaşma hakkının verilmediğini belirtti. Emekli maaşındaki artışların enflasyon rakamlarına göre yapıldığını işaret eden çalışkan, halbuki biz çarşı pazar fiyatlarına yetişemiyoruz. Artışlar temel ihtiyaca göre değil, talimatlara göre değerlendirilmekte. Bayram ikramiyelerine 3 yılın sonunda yapılan artış yeterli değildir ilerisi için bir artış ibaresi belirtilmemiştir. Talebimiz bunun asgari ücret artışına endekslenmesidir diye konuştu, çalışkan emeklilerin taleplerine ilişkin açıklamasına şöyle devam etti. Sosyal güvenlikteki huzursuzluk, adaletsizlik tüm milleti, halkı etkiler. Bir an önce sosyal güvenlikte emeklilik yasalarının güncellenmesi gerekmektedir herkesin milli gelirden az çok pay alırken, 2000 yılından itibaren emeklilere milli gelirden pay verilmemektedir. Biz emekliler olarak haklarımızı seçimlerde oy verdiğimiz, oylarımızda iktidar yaptığımız değerli siyasilerimizden istiyoruz. Bize karşı sorumlu olan sizlersiniz. Bizler tüm görev ve sorumluluklarımızı yerine getirerek emekli olduk. Emekliliğin lütuf değil bir hak olduğunu vurgulayan satışmış, kimseye muhtaç olmadan yaşamlarını sürdürebilecekleri emekli aylığı istediklerini söyledi. Sağlıkta emeklilerden katkı payı alınmamasına ilişkin taleplerinin de bulunduğunu belirten çalışkan, devletin özel emeklilik birimine %25 katkı yaparken emekliden katkı payı almasının sosyal devlet anlayışla bağdaşmayacağını ifade etti. Tüm Emekliler Sendikası, enflasyonu, hayat pahalılığını ve eriyen maaş zamlarını protesto etmek için 67 il ve ilçede, şube ve temsilcilikleriyle alanlara çıktı. Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. Buradan sesleniyoruz, bayram ikramiyelerini asgari ücret seviyesine çıkarın. Sözün kısası geçinemiyoruz, isyanlardayız. Denildi, açıklamada en diçen emekliler şu ifadeler kullanıldı, ocak zamları eridi gitti. Yasaklar emeklileri bunalıma itti. Tüketim zamları %40'larda, %50'lerde seyretti. Bu adaletsizliğe karşı çıkmak için, faturayı saraya ödettirmek için, sağlıkta yapılan kesintiler için, toplu sözleşmeli sendika hakkımız için, emeklilerle ilgili yasal düzenleme için, emeklilere yılda 4 maaş ikramiye için, intibak yasasının çıkarılması için, emekli maaşlarının yükseltilmesi için, emekli ve eşlerine ücretsiz ulaşım için emeklilik yaşının 65'e çıkmaması için, emeklilikte yaşa takılanlar için, tüm emeklilerin birleşmesi için, ormanlarımızın yok edilmemesi için, siyanürle altın. Çıkarılmaması için, topraklarımızın, sularımızın korunması için, kadın cinayetlerinin son bulması için, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için, mücadele edeceğimize söz veriyoruz, dediler. Tüm Emeliler Sendikası Antalya Şubesi Antalya'da mitin düzenledi emekli aylıklarının açlık sınırının altında olduğu vurgusu yapılan mitingde, bayram ikramiyelerine asgari ücret seviyesine çıkarılması istendi. Mitingde basın açıklamasını okuyan tüm emekliler sendikası Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar, 20 gün önce de aynı nedenle miting yaptıklarını fakat seslerini duyuramadıklarını söyledi. Temel gıda ürünlerine yapılan zamların emeklilerin yaşamlarını çekilmez hale getirdiğini aktaran ayar şu ifadeleri kullandı. Siyasi iktidar kulaklarını tıkamış, duymuyor, bizi görmezden gelmeye devam ediyor. Bir daha tekrar edelim. Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları neredeyse %50 civarındadır. Asgari ücretin 2825 Türk Lirası olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL'nin altındadır. Diğer emeklilerin genelinin aylığı ise yoksulluk sınırı altındadır. Bu da göstermektedir ki emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş, açlığa mahkum etmek istemektedirler. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde pazar çantası ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar. İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir. Bayram ikramiyelerine asgari ücret seviyesine çıkarılmasını beklediklerini dile getiren ayar sözlerini şöyle sürdürdü sözün kısası geçinemiyoruz. İsyanlardayız. Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir. Siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil sermayeden yana kullanmaktadır. Emeklilerin daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdırlar. Sağlıklı, barış ve kardeşlik içinde insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır. Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bize yastık altındaki birikimlerimizi getirmemizi istiyor. Emeklilerin yastık altındaki birikimlerini getirdik. İşte yastık altındaki birikimlerimiz, elektrik faturaları, su faturaları, doğalgaz faturaları, telefon ve internet faturaları, haciz bildirimleri, kredi kart borçları, çocuklarımızın öğrenim kredi borçları, evlerimizdeki işsiz gençlerimiz, çocuklarımıza ve torunlarımıza harçlık dahi verememenin utancı. Bizim birikimlerimiz bunlar. Bunları getirdik. Alın tepe tepe kullanın. Tüm Emekliler Sendikası Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise emeklilerin açlık ve yoksulluğa mahkum edildiği belirtilerek şöyle denildi: Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları neredeyse %50 civarındadır. Asgari ücretin 2825 Türk Lirası olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL'nin altındadır. Diğer emeklilerin genelinin aylığı ise yoksulluk sınırı altındadır. Bu da göstermektedir ki emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş, açlığa mahkum etmek istemektedirler. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde pazar çantası ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz